Merhabalar Fatma Hanımlar, ne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün de böyle biber ve patlıcan közlemesi yapacağız. Aile boyu buradayız gene. Şöyle herkes 4'er kilo, 5'er kilo aldı. Hepsini yaktığımız ateşlerde. Evet, şöyle artık odunlarımızı, kalın kalın odunları yaktık güzelce. Tabi evde yapanlar tüpte, aygazda yapabilir. Artık farklı seçenekler var. Şimdi her şey çıktı. Fırında yapabilirsiniz ama bu bizim doğal, burada bahçede yaptığımız. Her bir bibere, patlıcana birer bıçak soktuk ki o şey aşamasında patlamasın diye. Şöyle bakın, şuralarda görüyorsunuz. Ve güzelce odunu biraz o tarafa iterek bu kör tarafında arkalı önlü közlüyoruz. Evet, bahçemizden şöyle bir görüntüleri paylaşalım artık. Eylül'ün sonlarına doğru geliyoruz. Bahçemize geldik. Bu hortumları toplayacağız. Şöyle şunları kaldırmamız gerekiyor biliyorsunuz. Oy, kuzularım benim. Bakın, çileklerimiz dolmuş. Ay annem, annem kurban olurum ya. Yaradan ne güzellikler veriyor. Ne kadar şükretsek az. Şöyle. Evet, olanları deşireceğiz biraz sonra, toplayacağız. Toplamaya deşirme diyoruz. Şöyle nanelerimiz. Yol kenarı olduğu için ses olabilir. Şöyle elmalarımız. Ve burada güzel bir domatesimiz var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir görün bakın. Oo, maşallah maşallah. Bakın. Oo. Kokusu bile harika. Doğal. Bakın. Şöyle. Oh oh oh, maşallah maşallah, domateslere bak, harika. Çiçekler açmış, daha da dökecekler bakın. Bu çeriler ta babam rahmetliden kalanlar, böyle durup durup topraktan çıkıyor kendi kendine. Şöyle. Ve bakın. Anneyim, kurban olurum ben size ya. Oy oy oy, maşallah, subhanallah. Şöyle bakınsana. Ve patlıcan közleyeceğiz, biber közleyeceğiz. Onlar için de şöyle erik suyumuzu getirdik. Bakın, buz gibi biraz erisin diye buraya güneşe koyduk. Doğal erik suyu yapımı. Kanalımda var, bakın yapın. Burada da patlıcanları yapmaya başladık. Evet, şöyle artık patlıcanlarımızı ve biberlerimizi közlemeye devam ediyoruz. Daha çabuk soyulmalarını istiyorsak hemen ne yapıyoruz? Buraya katıp ağzını bağlıyoruz ve buharıyla yumuşacık pamuk gibi kalıyorlar. Evet, burada da bakın, böyle ablam da kendine yapıyor. Bütün aile burada patlıcan, biber közlüyoruz. Sırayla çevire çevire. Biber yemez ama patlatması çok zor oluyor. Değil mi? Hele bir de güneşte, evet, evet. Doğru diyorsun. Ve burada da annem yapıyor bakın. Ne varsa eskilerde var. Mis gibi, hiç çekirdek koymadan maşallah subhanallah temizliyor. Gayet güzel. Bu temizledikleri de burada göstereyim. Hiç suya filan değmedi. Bakın. Muhteşem. Bunlardan güzel böyle temizlenin. Afiyet olsun. Ellerine sağlık anacığım. Allah'ım size sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Amin. Şimdi bunlar artık soğuduktan sonra iki patlıcan, iki biber olarak buzdolabı poşetlerimize poşetleyip derin dondurucuya göndereceğiz. Artık şimdi her şey daha kolay. Burada da bakın, közlediklerimiz var. Ağzı bağlıydı poşetin. Buharıyla yumuşadılar. Bu çok güzel bir şekilde annem de böyle temizliği sağ olsun. Bahçede közlediğimiz patlıcanlarımızı, biberlerimizi, yeşil biber de yaptım. O etli biberler var da, köy biberi deriz biz buralarda. Onları, kırmızı biber, patlıcan, hepsini közledik. Ve şimdi bunları güzelce istediğiniz boyda doğrayın ya da böyle bütün bütün koyun. Bir patlıcan, bir kırmızı biber, bir yeşil biber olarak, ama ben hazır oluyor. Böyle doğramış olarak katıyorum. Hemen çıkarıp direkt yapacağım, yoğurtluyorum ya da işte soğan moğan doğrayarak salata yapıyoruz. Çok güzel maydanozlu, limon suyu tuzuyla, ya da öyle yapıyorum. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Şimdi bütün
yaptıklarımızı. Bakın gene birer tane çıkıyor. O da lezzet vitamin diyorlar ama. Annem maşallah gerçekten çok güzel temizliyor. Samimi söylüyorum. Bizler gene yeni nesil sabırsızız. Bizden sonrakiler daha da artık o tür şeylerle uğraşmıyorlar. Hazır her şey. Ama bence herkes kendi yapsın. Yani ne olursa olsun kendi yaptığınız gibi olmuyor. Tabii imkanlar doğrultusunda yapabildiğimiz kadarıyla ama fırınlarda da yapılabiliyor çok güzel. Şimdi mesela bunu bir poşete dolduracağım. Şöyle buzdolabı poşetimiz var. Onun içine bu hazırladığımı şöyle dolduruyorum ve çıkardığımda hazır oluyor şöyle. Hemen bir küçük tabağa istediğiniz gibi yoğurtlayın ya da işte dediğim gibi yapın ama artırabilirsiniz de ben böyle böyle yapacağım. Şimdi diğerlerinde aynı işlemleri uygulayayım. Evet şimdi hepsini şöyle güzelce poşetledim. Ve şimdi havalarını aldırarak bağlayacağız. Şimdi yaptığımız içine kattığımız patlıcanları hafif şöyle yaptırtıyoruz. Hem dolapta koyması daha düzgün oluyor böyle düz yaptığımız zaman. Evet şimdi böyle güzel güzel havasını alarak şöyle bütün poşetlerimizi bağlıyoruz. Ve artık hazır. Şöyle. Evet. Evet artık közlenmiş patlıcan ve biberimiz hazır. Allah-u Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.